Evet sevgili dostlar 25 Ocak Perşembe videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bir gece yayınıyla sizlerle birlikteyim. Ben de kahvemi gece kahvemi yanıma aldım ve böyle sohbet tanıdığı video yaparak e, Perşembe üzerinde, Perşembe karşılaşmaları üzerinde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Tabii bende uyku düzeni diye de bir şey kalmadı arkadaşlar son dönemde. E, 17 Mart'tan bugün Süper Lig'de beklerken de ayıptır söylemesi bir güzel uyumuşum. O yüzden tabii gece uykusu haram olmuş durumda. Ee, en azından hani bundan istifade ederek Perşembe'yi de boş geçmeyelim istedim YouTube bazında. Yani aklımdaki tercihleri e, sizlerle paylaşmak istedim Perşembe üzerinde. 6 karşılaşma üzerinden ilerlemeye çalışacağım arkadaşlar. 3 futbol, 3 de basketboldan yani Euroleague'den karşılaşmamız olacak. E, futbol karşılaşmanın içerisinden bir tane de video kombini. ikili bir kombin önerim de olacak sizlere. Eğer aklınıza yatıyorsa onu da değerlendirme altına alabilirsiniz. Ya da diğer karşılaşmalar arasından da sizler kendi değerlendirmenizi zaten mutlaka yapacaksınızdır arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi sadece aklınıza yatan tercihleri değerlendirin. Yani bunlar benim kendi fikirlerim. Hepsinin e, başarılı olacağını, geleceğini iddia etmiyorum. Önemli olan ortak paydada buluştuğumuz tercihleri değerlendirme altınız almanız ve sonunda da beraber kazanmamız ya da kaybetmemiz arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi diyelim. E, ben desteğinde bulunacak tüm dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın sevgili dostlar. Tekrar hatırlatalım. 6000 aboneye gelme e, hedefimiz, niyetimiz var. E, Ocak ayı bitmeden de bunu gerçekleştirsek sizlerin desteğiyle çok çok memnun olacağım da söyleyeyim arkadaşlar. Hatırlatmalarımızı yaptık. Dilerseniz de yavaş yavaş Perşembe'den ilk karşı, karşılaşmamızda başlayalım arkadaşlar. Evet Samsun Spor e, Kayseri Spor maçı ligimizde oynanacak bir karşılaşma. Ben hep söylerim biliyorsunuz. Yani iki Anadolu takımı şartlar ne olursa olsun. Tamam biri daha formda biri şey zaten onlar onlar içinde geleceğiz onlardan bahsedeceğim ama İki Anadolu takım bu ligde karşı karşıya geliyorsa arkadaşlar bir kere her şey beklenir bu maçtan. Ya bu maçın böyle bankosu bilmem nesi o su bu favorisi kolay kolay olmaz. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim. 17 maçı e, hani bakıldığında Fenerbahçe'ye karşı deplasmandan Kadıköy'den ekstra bir puan çıkaran Samsun Spor. E zaten son dönemlerdeki çıkışı ortada. Markus Gistol sonrası özellikle iç sayda böyle yavaş yavaş kale haline getirmeye çalışan bir Samsung e, Samsun takım var. Diğer tarafa bakıyorsunuz. Bir Fenerbahçe maçına kadar, iç sahadaki Fenerbahçe maçına kadar inanılmaz bir Kayseri. Yine transfer yasaklarına rağmen, dar kadroya rağmen, işte Çağdaş Hoca'nın bırakıp Başakşehir'e gitmesi rağmen, Recep Hoca'nın gelip sanki daha da üzerine koyarak devam etmesi ama Fenerbahçe mağlubiyetiyle beraber ki orada da Kayseri bayağı iyi işler yapmıştı o karşılaşmada. Yani 4-3 kaybetti zaten. Hatta 3-1'den 3-3'e de getirmişti maçı. Ondan sonra tepe taklak bir Kayseri performansı ve son olarak da İstanbulspor'a karşı iç sahada alınan, son dakika golü alınan bir 1-0'lık mağlubiyet. Hatta ben o maç sonrasında bir yol ayrımı Recep Hoca ile olabileceğini düşünmüştüm ama hala daha devam ediyorlar. Tabii ki hocaya güvenmeleri önemli ama o mağlubiyetin altından o ağır sahada, ağır zeminde oynanan o yorucu maçın altından nasıl kalkabilecek Kayseri Spor? Ben bunu da merakla bekliyorum. Şimdi diğer tarafta dediğimiz gibi çok formda bir Samsun var. İç sahada zaten ekstra bir takım haline dönüştüler. Seyirci de iyice dolduruyor stadı. iyice itiyor. Fenerbahçe deplasmanından puan almış bu takım. Ben Kayseri'nin işini burada gerçekten çok zor görüyorum arkadaşlar ama o psikolojik mental eşiği de çok fazla aşabileceğini düşünmüyorum e, açısı benim ağırlıklı olarak biraz da Samsun tarafında olduğum bir karşılaşma fakat tabii ki ilk başta e, söylediğim şeye geri dönüyoruz burada yani iki Anadolu takımı karşı karşıya geliyorken çok da böyle düz mantıkta bazen düşünmemekte fayda olabiliyor arkadaşlar Kayseri'nin de artık geldiği noktada bir çıkışa ihtiyacı var kaybedeceği hiçbir şey yok zaten gol olan aslında etkili bir takım ee, biraz son dönemlerde bitirmekte problemleri var ama Samsun Spor iç sahada iyi başlangıçta devamında getirebilecek bir takım. Yani burada ben açıkçası e, gol bir karşılaşma bekliyorum arkadaşlar. En az 3 gol sesinin mesela bu karşılaşmada gelebileceğini düşünüyorum. Samsung Spor'un zaten en az 2 gol potansiyeli var gibi gözüküyor. Belki Samsung çok önde başlarsa ki Samsun'da da önemli bir oyuncunun eksiğini e, hatırladım. Şimdi onu da söyleyeyim size. Muadil Macici ki gol yükünü çeken oyunculardan biri. Gerçi Kadıköy'deki maç son maçta iyi oynamadı. Hatta devrede oyundan çıktı ama sarı kart cezası. Ben onun da eksiğinin bir şekilde o taraftarın gücüyle vesaire kapatılabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi iki gol en az Samsun'dan potansiyel var. Kayseri'den de gelecek katkı ile ben karşılaşmada iki buçuk gol üstü barajının aşılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunun da bir 60 oranı var. Bu aynı zamanda video kuponumuzun ilk karşılaşması olacak arkadaşlar. İlk tercih olarak bunu e, alacağız video kuponumuza. Devam edelim. Galatasaray-İstanbul spor maçı. Tabii çok üzerine konuşacak bir karşılaşma değil arkadaşlar. Trabzon'da, Eplasman'da. 5 golü galibiyet dönen bir Galatasaray. İstanbulspor'da bir teknik adam değişikliği sonrası evet alınan bir 3 puan var ama hani e, Aslantepe'de Rams neyse hani ne kadar varlık gösterebilecek burada İstanbulspor? Biraz da Galatasaray'ın e, insafına kalan bir durum bu. Galatasaray'ın nasıl bir performans göstereceğiyle bağlantılı. Ve burada oran bulmak çok zor sevgili dostlar. Yani gol bahisleri inanılmaz düşük. 2.5 gol üstünün oranı yok. Hani Galatasaray'ın 3 golüne gitsek 1.40 oran ya alıyoruz ya almıyoruz ya bu çok riskli karşına oranlar açıkçası değil arkadaşlar. Ya bu tarz maçlarda genelde yapılabilecek iki şey oluyor. Ya ben iki tercih üzerine ilerliyorum. Ya bütün dünyayı burada karşımıza alacağız. Mesela diyeceğiz ki hani çok gol beklentisi var ya karşılaşmada. 4-1'ler 5-1'ler bekleniyor. Hani ya diyeceğiz ki Galatasaray mesela 4.5 altında kazanacak. Hani son Trabzon maçında 5-60 takımı iç sahada taraftarın önünde Zaha da kendini bulmuş son maçta. Hani bunu ne kadar karşımıza alabiliriz? Ben bu tercihe çok sıcak değilim. Yani bu da Galatasaray bir anda maçı alıp da koparabilir. E Fenerbahçe de bugün biliyorsunuz olaylı bir maçın sonunda yine kazanmayı başardı. Ee, yine ortalık bir tık bir tık e, gergin olacaktır. Yani Galatasaray biraz bu karşılaşmada taraftarını ve mesaj da vermek isteyebilir. O yüzden bunu bir kenara bıraktım ben. İkinci ihtimal de alternatif bir tercih. Alternatif ne olabilir mesela? Korner biliyorsunuz genelde Galatasaray maçlarına çok tercih ediyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntımız var sevgili dostlar. Burada da size söyleyeyim. Eee kornerlere baktığımızda iddaa 11.5'tan açmış artık iyice şaşırmışlar. Hani 9.5 ya 8.5'la başlamıştı. 9.5 oldu. Galatasaray maçlarında 10.5 oldu. 11.5'a gelmiş bu karşılaşmada. Artık ben bu kadar da değil demek istiyorum. Yani burada 11.5 kornerdi size. Bu oranlardan önermek istemiyorum arkadaşlar. Hani ilk yarı 4.5 olayı vardı Galatasaray'da özellikle iç sahada oynadığı maçlarda. O da 5.5 olmuş. Şimdi bir de böyle bir sıkıntı var. Ama bir yerden de bir kalmamız lazım arkadaşlar. Ben en azından 11.5'a gideceğimize diyorum ki yani bu maçın ilk yarısında zaten 5 korner potansiyeli var. Bir tane daha riske girebiliriz ve 5.5 olarak en azından 1.82 orandan riske atabiliriz sevgili dostlar. Bu ana kuponlara girmez. Yani gider 5'te kalır. Biraz tabii şansa da ihtiyacımız var. Kornerde analiz de önemli ama şans faktörü de tabii ki çok önemli, çok önemli paya sahip. O yüzden bunu ben ana kuponum almam. Zaten video kuponunda da sizlere önermeyeceğim arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ekstra bir korner maçınız varsa vesaire kullanabilirsiniz. Ki şunu da söyleyeyim. İstatistiklerde gerçekten çok yüksek korner potansiyeli görüyor burada çünkü e, ilk yarılar için konuşuyorum Galatasaray iç sahada e, lig genelinde ilk yarılarda en çok korner kullanan takım e, ya da maçlarına daha doğrusu en çok korner kullanan takım İstanbulspor'da deplasmanda oynadığı maçlarda e, maçlarında en çok korna olan takım yani. istatistiklerde CUP diye oturmuş ama tabii ki işte maçın hikayesi nasıl gelişecek? Galatasaray bir anda iki tane, üç tane golle başlarsa iki yerden belki korner de çıkmayabilir. O yüzden tekrar söylüyorum. Ana kuponları önermiyorum arkadaşlar ama beş buçuk korner En azından güzel yüksek oranıyla dinleyenler e, ekstra alternatif kuponlara yazabilirler diyelim. Devam edelim. Atletico Madrid seviye maçı. E, Kral kupası mücadelesiyle e, çeyrek final karşılaşması yanılmıyorsam. Atletico Madrid tabii bir önceki turda Real Madrid'e ezeli rakibini e, uzatmaların sonucunda 4-2 ile geçti. 120 dakikalık maçın sonucunda. Şimdi öyle bir zaferin ardından ligde de zor da olsa biraz zorlandı. Çok düşük tempoda kaldı. Yorgunluk vardı normal. Granada'da deplasman denmeyi başardı. E, ve burada da tekrardan seviye İsa'da e, Kral Kupası'nda ağırlıyor. Şimdi Real Madrid'i yenmişken e, biraz daha tabii anlamlı kılmak adına, yarı finale çıkmak adına seviye de İsa'da geçmesi lazım. Seviye çok dengesiz bir takım. Yine teknik adam değişikliği geldi biliyorsunuz. Kike Sanchez Flores geldi. Hani bir Hetafe deplasmanı da onlarda kupada kazanmışlardı 3-1'le. Hani bir acaba kıpırdan mı olacak mı derken yine aynı tas aynı ama devam ediyorlar arkadaşlar ama tek maç kupa mücadelesi ne olursa olsun Sevilla'nın bir adı vardı. Şimdi Atletico Madrid geçtiğimiz yıllardaki Atletico Madrid diye savunmaya çok fazla öyle ön plana, e, savunmaya çok ağırlık veren, savunmayı çok ön planda tutan aman yemeyeyim takımı değil artık. Onlar da biliyorsunuz oynuyorlar. Şimdi oynamaya çalışırken e, ne olursa olsun adından, tarihinden dolayı bir seviye golü gelip hani böyle maç belki zora girebilir vesaire. Ben bu ihtimaller üzerinde biraz durduğumdan kaynaklı ama tabii ki Atletico Madrid'de burada maç alıp taraftan önünde sürklas etme ihtimali de var. Yani yine Samsun Kayseri maçına çok benzettiğim bir karşılaşma arkadaşlar. En az iki gol potansiyeli Atletico tarafından var. Sevilla'dan da ben ev sahibinin riskli oyunundan kaynaklı, önde ofansif oyunundan kaynaklı gol katkısı gelebileceğini düşünüyorum ama gelmediği senaryoda da Atletico'nun da tabii ki üçüncü gol potansiyeli olduğundan yine iki buçuk gol üstü karşılaşması olarak yorumladım burada arkadaşlar. Ee, 1.55'lik oranı var. Aklınızda etiyorsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ki bu da video kombinimizin aynı zamandaki ikinci karşılaşması olacak. Yani Samsung Kayseri'deki tercihimizde bu karşılaşmayı birleştireceğiz. E, dileyenler, aklına yatanlar, mantıklı bulanlar, e, şans ortak olmak isteyenler de değerlendirebilir diyelim arkadaşlar ve geçelim Euroleague maçlarımıza. Temsilcimiz Fenerbahçe Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor. Başarılar diyelim umarım e, temsilcimiz, temsilcimiz bu virajı e, iç sahada kayıpsız geçer. Tabii çok kritik maç çünkü Fenerbahçe'nin özellikle ilk 4 hattına tutunabilmesi için, o sağ avantajını playoff'larda elde etmesi için Virtus'u bir kere yenmesi gerekiyor burada ki Virtus'ta çok ekstra bir sezon geçiyor. Biraz son dönemlerde onlarda da düşüş başladı ki normal. Yani aslında bu kadar üst düzey zaten performansı sürekli istikrarlı bir şekilde devam ettirebilecekleri bir kadroları yok. Çok ekstra performans sergilediler. Onlardan da biraz dediğim gibi yavaş yavaş zaten düşüş bekleniyordu. O düşüşte yavaş yavaş geliyor gibi gözüküyor ama e ne olursa olsun bu seviyede hiç maç kolay değil arkadaşlar. Fenerbahçe'de bu sene çok böyle hani bir iki kere bizim de başımıza geldi. Çok böyle güvenilen karşılaşmalarda sıkıntılar da yaşattı. Mesela son zaten Jalgiris deplasmanda çok ağır muhalifiyet aldı. E, ligde Pınar karşı yaka maçıyla beraber biraz altından kalktı gibi gözüküyor ama asıl karşılaşma bu karşılaşma. E Virtus'ta dediğim gibi fena bir sezon geçirmiyor. beklentinin üzerine seyrettiler. Onlar da kolay teslim olmayacaklardır. Yani burada ben açısı Fenerbahçe her şeye rağmen galibiyeti takım görüyorum ama anlattığım sebeplerden ötürü. Şimdi burada handikaplara da çok gitmek istemiyorum. Şimdi ne kadar yakın bir maç olacak, ne kadar olmayacak onu kestirmek kolay değil. Çünkü Fenerbahçe'de bu sene çok dediğim gibi ters köşeler yapabiliyor ama sanki yüksek skorlu maç olacak gibi geliyor ama bu yüksek skora giderken de ne olursa olsun da taraftan oynayan Fenerbahçe'den e, Virtus'a karşı daha ağırlıklı skor katkısı beklerim arkadaşlar. O yüzden toplam sayı ziyade Fenerbahçe'nin atacağı sayılara burada yöneldim en düşük param Fenerbahçe'nin sayı üstünün şu anda e, 83.5 arkadaşlar. Yani minimum 84 sayıya ihtiyacımız var. Benim de sizlere önerim bu olacak. 1.54'lük oranı var arkadaşlar. Ev sahibi 83.5 üst aklına yatanlar değerlendirebilirler diyelim. Tabi e, All Star grubumuzda basketbol ekibimizi paylaşacağız arkadaşlar. Zaten futbol ekibimizi sizlere sunduk ama orayı All Star ayırdık. Keza Süpersar'da Star'da bir üst seviyemizde ki bunlar ücretli gruplarımız bilmeyenler varsa söyleyelim misli tercihlerim olacak. Basketboldan bir futboldan muhtemelen iki tercihim olacak. Yurt dışı grubumuzda e, ki benim Perşembeden açısı genel olarak beklentim yüksek. Hem bu videomuz bazında YouTube bazında hem de gruplarımız bazında ben iyi bir Perşembe günü olmasını e, düşünüyorum. Öyle temenni ediyorum en azından. E, yurt dışı grubumuzda da bir basketbol bir futbol kombini mutlaka yaparız gibi gözüküyor. Bu gruplarımız hakkında bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar. Çünkü hafta sonunda geliyor. Özellikle hafta sonunda da çok iyi hazırlıklarım var. Yani şu son birkaç günlük e, ne diyelim birkaç günün açısını çok güzel gerçekten özellikle hafta sonunda çıkarmayı planlıyorum arkadaşlar. Katılım göstermek istiyorsanız da ücretli gruplarımıza Instagram'da Telegram'dan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş ilk yorumda bu linkleri Telegram olsun Instagram olsun bulabilirsiniz. Oradan ulaşmanız halinde sizlere zaten fiyat bilgisi, içerik bilgisi her şeyi gönderiyoruz. Eğer aklınıza yetiyorsa bütçeniz uygunsa sizler de katılabiliyorsunuz diyelim. Ee, evet bu karşılaşmaya ev sahibi 83.5 üst dedik arkadaşlar. Geçelim ikinci karşılaşmamıza. Tabii şunu söyleyeyim. Azerbaycan'daki dostlarımızda bu handikaplar çok değişiyor. Yani bizde burada 83,5 açılırken orada bir anda 86,5 oluyor. Ee, Azerbaycan'daki dostlarım için söylüyorum. Selamlar, sevgiler bu arada hepinize. İlginizden dolayı çok memnunuz kanalımıza. Ee, değmez arkadaşlar. Yani 86,5'lar şimdi mesela bu karşılaşmada farklı bir tercih olacak? Yani çok yüksek handikaplar hakikaten basketbolu şu an kolay değil. Futbol tercihlerini biraz daha ağırlıklı olarak en azından değerlendirmenizi önerebilirim. Azerbaycan'daki dostlarım için söylüyorum. E, Makabi Panathinaikos maçı tabi Ergin Ataman'la Ergin Hoca'yla beraber koçla beraber inanılmaz bir yeme aldı Panathinaikos. İç sağ yine bir kale haline döndü o aka e, ve çok formda yani Panathinaikos dolu dizgin devam ediyor. Yine mutlaka Euroleague'de Final Four'un önemli adaylarından biri gibi gözüküyor. Makabi e, İsrail-Filistin durumundan kaynaklı iç sağ avantajını kullanamıyor. Sırbistan'da oynuyor maçlarını ve ee, çok dengesiz, çok istikrarsız bir takım arkadaşlar. Bir maç bir bakıyorsunuz 25 sayı fark yiyor. Gidiyor ondan sonraki maç teplasmanda kendisi 20 sayı fark atıyor. Hakikaten kesilmesi çok zor bir takım. Aslında ben kafa kafaya koyduğumuzda son dönemdeki form grafiğine baktığımızda biraz daha Panet Naikos tarafına yakın ama şimdi bu kadar dengesiz, bu kadar istikrarsız Makavi'yi de ben karşıma almak istemiyorum. O yüzden Şöyle düşünün, Makabi zaten burada Panathinaikos'u bu kadar formda bir takımı yenmek istiyorsa tempo yapmak zorunda. İster istemez Panathinaikos da bunu ayak uydurursa burada toplam sayı e, baremi aşılabilir gibi geliyor bana arkadaşlar. Biraz barem yüksek, e, 160, 163 buçuk sayı üst olarak gözüküyor. Yani böyle 165-166'larla falan böyle pisi pisine sanki gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle tam hani ucu ucuna böyle son e, bir dakikada falan bile gelebileceğini düşünüyorum ama ben dediğim gibi denenebileceğini de düşünüyorum. Yani zor olacak ama toplam sayısı da burada değerlendirme altına alınabilir arkadaşlar. Onu da oranını söyleyeyim sizlere. Oranını da not almıştım. 1.55'lik oranımız da buradan var arkadaşlar. Aklına yatanlar değerlendirebilirler diyelim. Evet Bayern Münih Asfer maçıyla videomuzu sonlandıracağız. Ee, burada da tabii ki Bayern Münih e, net bir favori olarak gözüküyor. Onlar da biraz hedeflerin uzağında kaldılar. Pablo getirmişler getirmişlerdi. Önemli bir koç tabii ki. Real Madrid'deki başarıları ortada ama çok istikrarsız bir takım. Yani inişleri çıkışları çok oldu bu sene. Bir an önce üst sıralara doğru onların da tırmanması gerekiyor. En azından bir play-in e, oynama defteri mutlaka olacaktır. Orayı zorlamaları gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hani iç sahada çıkışa ihtiyacı olan bir takım. Euroleague'de kimle oynamak ister diye sorsanız iki tane takım verirler. Alba Berlin ya da Asfalt Bayern de Asfel oynattı. Hatta bir önceki haftada Alba Berlin'in deplasmanda e, Almanya derbisi diyebileceğimiz karşılaşmada Euroleague'de yenmeyi başarmıştı. Yani Bayern'in artık ağırlığı koyarak kazanması gereken bir karşılaşma. Asfel'de böyle zaman zaman garip garip işler yapıyor. De, plasmanda falan sürprizler oluyor ama ben sanmıyorum. Burada artık Bayern yani bir tane de bir galibiyet beklentim var arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Bayern'in ben kazanmasını bekliyorum. Ama iddia oranınız yeterli değil. Ne yapabiliriz? En düşük handikapa gideceğiz burada. En düşük handikapta beş 5.5 arkadaşlar. Yani minimum Bayern'in 6 sayı fark atmasını bekleyeceğiz. 1.44'lük oranımız var. Bunu da son olarak dilerseniz aklınıza yetiyorsa benimle en fikirseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar Azerbaycan'daki dostlarım için söylüyorum. Yani burada 5.5 diyoruz sizde 7.5-8.5 oluyor. Ee, hani bu karşılaşma belki denilebilir ama hani sayı üstlerinde falan çok da zorlamayın arkadaşlar. Yani günümüz konjonktüründe çok da kolay değil. Yani böyle zaman zaman bir sayıdan falan zar zor bile aldığımız oluyor. O yüzden çok da zorlamakta fayda olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekildeydi de değerlendirmelerim. Ee, umarım faydalı video olur. Tekrar söyleyeyim ben e, güzel bir perşembe bekliyorum arkadaşlar. Böyle güzel bir enerji sinerjiyle son birkaç gün umarım acısını hep beraber çıkarız arkadaşlar. 6 tercihimiz oldu. Tabii ki ister hepsi kazansın ama son birkaç günde gördüğümüzden dolayı çok kolaydı. Ama en azından şöyle bir dördü falan gelse hatta minimum 4 diyelim. 5 veya 6 olursa da müthiş olur diyelim arkadaşlar. Hepinize bol şanslar kuponlarınızda. Ee, yeni videomuzda bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.